ederim. Hazır ol yani. Sorun yok. Turp gibiyim maşallah. Şişko olmuş ya derdi çoğalmış. Ya Ercan bir şey söyleyebilir miyim? Ya yanlış anlama beni de. Sen benden şişkoydun en son gördüğümde. Nasıl bana şişko diyebiliyorsun ya? Tahlil sonuçlarım var gülüm. Aradılar bugün. Tekrardan bekliyorlar. Çok özlemişler beni. Tahlil sonuçlarına göre ya serum veriyorlar ya da yolluyorlar. Öyle. Bu sabah erken uyandım. İşe gitmeyeceğim. Ay hatırlıyor musun Yasemin bu şarkıyı ne çalar bir de işe gitmeyeceğim yapmayacağım bir hava yapardı. Valla. Niye az mı gidiyorum? Sen mi çalışıyorsun yerime? Kabus. Hemen başladı yine ya. Çemkiriciyim sana mı soracağım? Aa bak bu benden dayak yiyecek mikrofonda. Susmayacağım kız susmayacağım. Beni bir tek babam susturabilir. O da jale varsa yanımda. Çok derdim var çok. Çok. Ben Jale'den tırsmak. Ben. Ercan yani ne hissediyorum sadece. Sadece beni susturabilen sinirliyken en yani kıdemli kişi öyle diyelim. Babam susturamaz o susturuyor işte ne bileyim. Yani ben haksızlığa gelmem. Jale biraz şakaya makaya vurdurur ama işte görüyorsun damarcı görüyorsun işte bilmeden konuşuyor boş yapıyor. Yani sen bir kere Jale'nin evine girmiş yemiş yutmuş bir kadınsın her şeyi biliyorsun yani. Görüyorsun kendimi saklıyorum. Jale psikolojisi bozuk adamı iyileştiren yapıya sahip kesinlikle. Benim de psikolojim bozuk onu demeye çalıştım. Mersi teşekkür ettim. Psikolojimi üzerine bir salarım, bir sağa bir sola bakarsın. Ya? Bana bak, sen de ikide bir o mikrofonda çaldığın efekteki kadın gibi zannetme beni. Ondan daha beterim ben seni. Oyarım, anladın mı? Seni var ya, yolarım seni. Abla kayıt kız bu sesle ne kayıt alıyorsun sen ne yapıyorsun? Yapma öyle şeylerden ben şu anda gayet yani mülayim konuşuyorum. Kodumu böyle duvarı bile yıkar ya. O derece mükemmelim. Berat Bey hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş gelmişsiniz. Aleyküm selam. Merhabalar. Zeynep mi sandın kendini patron? Hayır. Neydi o? Örümcek adam sandım. Ne haber? Tipe bak hizaya gel. Gargabal burunlu. Gül unuttun mu? Neyi unuttun mu? Kadına şiddete hayır diyen bir erkek ise ben mi Jale'den tokat yedim? Hop yavaş 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 yavaş. Jale'den tokat yedim ben. Yani Ercan öyle bir kelime attın ki ortaya yani seni teessüf ve kınım kınım kınıyorum. Jale ve bana atmak. Yiyorsa atsın. Yiyorsa ve onu sadece bir ara küçüktü anlamadım. Sağlığından dolayı çok ağlıyordu. Zaten ben de küçüktüm zaten bana bırakmışlardı Jale'yi susmuyor diye koltuğa yapıştırmıştım. Yani o gün unutmadım özür diliyorum hala daha yemiyorum yutmuyorum kardeşim affet beni falan. Nereden bileyim ama ben onun hasta olduğunu? Ben de çocuğum çocuğa çocuk emanet edilir mi? Ha öyle bir şey yapmıştım zamanında. Bu sabah erken... Ama o zaman küçücüktüm ya öyleyse erkek şiddetine hayır gül.
Ya niye öyle söylüyorsun Real? Bu devirde erkekleri döveceksin. Bayanlarda güç yok. Allah da yani vermemiş bize güç. Ama pabuç gibi dil vermiş. Onu da yönetmeyi siz bilmiyorsunuz. Sizde iş yok. Ya hayatınız var ya sadece eksikliklerle dolu. Neden yani? Neden böylesiniz siz? Eve hep tekmeyi kudum gibi oturturum ayağı. Ne etkiliyim sen? Çok işler acısı bir dram. Ay çok mu etkilendin kabus? İstersen sen de örnek olarak üzerinde deneyebilirim. İster mi? O değil de Jale hala daha küçük olmasına rağmen o yaptığımı unutmuyor. Avucunu yala. Sen de unutmazsın işte. Kabus avucunu yalamazsın. Direkt avucuna bakarsın. Hayır ya bugün bütün bayanlar şiddete meyilli. Realist. Sen bugün bütün bayanlardan korkmuşsun anladığım kadarıyla. Seni kim üzdü böyle çocuğum? Kabus mu dövdü seni? Anam anam. Ne ama. Yok yok sen hiç utanma kabus sana hiç öyle şeyler yapar mı? Yani rüyasında kabus görmüş bu. Bütün bayanları şiddet yani canlısı zannediyor herhalde. Ben bugün hiç şiddet canlısı değilim. Mesela şiddet canlısı olsaydım ilk kabustan başlardım. Böyle pataküte yumruğu geçirirdim buna. Ama düşünsene ne güzel olurdu. Bak görüyorsun hemen mah erkek milleti diyecek ki şu anda bana senin vurduğun yerde gül biter deseydi ben otomatik ay cansın can derdim. Hemen ne yapardım yumuşardım. İşte bu işi bilmiyor erkek milleti. Allah sizi var ya bildiği gibi. Kılıbık mıyım? Şimdi bizim orada kılıbık diye maalesef ama maalesef evlendikten sonra karısının dediğini yapanlara derler. Sen şimdi kılıbık olman için evli olman lazım. Benim bildiğim kadarıyla bekardım. Bizi mi kandırdın ulan? Açık konuş. Çabuk. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim Ercan, sizin bittiğiniz yerde gül bitmez. Annenin babanın vurduğu yerde gül biter. Yani sen bunu öğrenememişsen suç bende mi? Kim dedi onu? Kim dedi? Ercan kim? Sen mi dedin Kaan? Allah belanı vermesin Kaan, yazın kırmızı Ercan sandım seni. Hep senin suçun. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Benim hiç suçum yok. Niye kırmızı yazıyorsunuz? Yazmayın. Terbiyesizler sizi. Kim demiş yani öyle? Allah Allah. Ben sık sık bir şeyler derim alışkan. Sen benimle baş edemeyeceğin için istediğin kadar bir şeyler diyebilirsin. Rahat ol evladım. Hayır. Evlenip ayrılanlar yeniden bekar oluyor. Neden dul denilmiş? Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Dulunun bekarının hiçbir önemi yok. Burada daş atan bir tane erkek. Önemli olan erkekleri daşlamak. Kızlar atın kafalarına daşı. Vurun. Yapıştırın. Dulu da bekarı da hepsi de insan değil mi? Hepsinin topusunun. Anladınız siz? Canı cennete gitsin diyeceğim olmayacak. Yani. Bu konuya örnek vermek isterdim ama demeyeyim. Baksa, bak ne kadar mülayim konuştu. Az önceki sivri sivri konuşan kendisi değildi. Şu an mülayim, kibar. Kız bunlar var ya hacca gitse şeytanı taşlamadan geri gelirler bunlar. Taşladım zannederler. Yani. Ya Yasemin ben seni kayıp aldığını unutuyorum ha. Bak döverim seni. Lapluk konuşuyorum burada. İçimden çıkmadı ki kalsın ruh diyor. Bak görüyorsunuz değil mi? Yallah cinler yallah şarkısı çalsaydım keşke. Ah ulan ah. Neyse realisti susturduğumuza göre diyecektim destan yazmaya hazırlanıyormuş. Zaten şeytan taşlamıyorlar ki arkadaş hacca gitmiş diyor. Bütün taşlar kafama geldi yanlış yerde yer almış. Hak veriyorum ona yani.
kafanız taşlana taşlana hala akıllanmamışsınız. Daha ne diyeyim yani. Taşı yemişsiniz ama iş yok. Taşı yiyenler işi kendinden biliyormuş. Ben ne yapayım? Bak gördünüz mü? Taşı yedi, güm çıkış yaptı. Zengin çıkışı değil bu. Korktu kaçtı. Ondan. Güm erkeklerin... Tamam. Çok iyi görüyorsun bacım. Aferin sana. Niye biliyor musun? Çok derdim var çok. Çok derdim var çok. Şimdi düşünsenize, bütün erkekleri kuma gömmüşsünüz. Kafalar dışarıda. Taşıyorsunuz. Bir filmde vardı ya, aklıma geldi. Birden gözüm önünde canlandı. Hangisinin kafası şeyse böyle, tamam mı? Büyükse ondan başlar. Hay Allah'ım ya. Neyse, ben bıdı 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 yaptım herhalde. Çok fazlasıyla yaptım. Dölek durmuyorsun demiş. Hiç dölek durmuyorsun. Az şuna bak ya. Dölek ne demek kabus? Ben hiç bilmiyorum anlamı. Ne demek dölek? Söyler misin yani? Allah'ın sıracalısı seni. Durdurmuyorsun demek. Hadi oradan randevu al gel. Kabus Bey, aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra tekrar yazınız. Hoşçakalınız. Neyse, ben mikrofonu yavaştan devredeyim. Missing you, burada mısın? Şimdi bunlar benim elimde kalacaklar. Ben kimsenin elimde kalmasını istemiyorum. Hepsi değerlidir benim için. Sen bakma, taşlıyorum ama yani bildiğin taşları kafalarında hani ya, attığımda yarılsın diye bekliyorum. O derece olmalı ki ben hani kabul edeyim. Çok derdim var, çok derdim. Yahu Gül Hanım, senden cesaret alıyor bu kızlar. Kız dediğin, tamam mı? Kız milleti dediğin akıllı olacak. Aklı yerinde sağ salim olan kızlar tabii ki sesligül.com'da, yalan mı? Hmm. Ha, akılsızsa başka siteden gelmiştir, bize ait değildir. Çok derdim var çok. Demek ki bıraktım, hadi bakalım dinleyen güzel yüreklerinize sağlık. Arkadaşlar bu arada şakı şamata takılıyorum. Hakkınızı helal edin yani. Vallahi üstünüze alanın hani olursa, şahsen açık konuşuyorum. Benim babam da bir erkek, unutmayın yani. En fazla babamdan dolayı saygı duyuyorum size. Yoksa hiç saygı maygı duymuyorum. Yalan konuşmaya gerek yok. Yani hak etmiyorum. Ne yapayım yani? Ay neyse, hadi ben mikrofondan ineyim. Ya şimdi rahmetli Dilber Ay'ın aslında normalde ikiziydim ben. Bizi babalar ayırmış. Niye ayırmışlar bilmiyorum yani. Neden böyle bir kötülük yapmışlar bize bilmiyorum. Aramızda fark var abi. Bir dakika, ne yazmış bu? Bir erkeğe sarışın mı esmer mi seviyorsun diye sorulur mu? Lem. Erkek renk körüdür. Hepsini sever demiş. Bunu yazan bir erkek. Gördünüz mü? Duydunuz mu benim duyduğumu? Ben de duydum Ayşe. Yani daha ne diyeyim şimdi, siz buradan yola çıkın. Erkek milleti, benim hiçbir suçum yok. Bunu yazan bir erkek yani. Anladınız ne demek istediğimi? Bu adam böyle yazıyorsa bir bildiği vardır. Çünkü erkektir kökü. Yani yapacak bir şey yok. Neyse. Hadi bakalım, misin kömük sende. Kristal'im hoş geldin.